Selam arkadaşlar. Şimdi daha önceden de React'te yaptığımız uygulamalarda belli bir komponent yapısı üzerinde çalıştık. Adına da function component dedik. Fakat bu React'te komponent yazmanın tek yolu değil. React'te komponent yazmanın bir yolu daha var. Biraz daha eski bir yolu. Hatta React ilk çıktığı zaman sadece bu yolla komponent geliştirilebiliyordu. Daha sonra radikal bir kararla function'larla da komponent geliştirebilecek hale getirdiler. Hatta official sample'larını ve dokümantasyonlarını bu şekilde güncellediler. React ekibinin de React geliştiricilerinin de önerdiği yöntem functional komponentlardır. Ve biz modern uygulamalarda olabildiğince functional component yazmaya çalışırız. Yazması da daha kolaydır. Fakat class component yapısını bilmemiz gerekir. En azından class component yapısını bir kere görmemiz gerekir. Çünkü çalıştığımız işlerde, işletmelerde mevcuttaki projeler her zaman modern yazılmamış olabilir. Ve bu sebepten dolayı class component'la yazılmış bir komponentu üzerinde ne tür işlemler yapabileceğimizi ve functional component'la neye karşılık geldiğini bilmemiz gerekiyor. Henüz life cycle konusunda functional component'lara girmemişken daha kronolojik ilerlemiş olmak adına life cycle'a React'in de başladığı haliyle class component'larla başlamak istiyorum. Bunun için bir sample yarattım. İsmi life cycle sample. Tıpkı bir önceki projedeki gibi with ile boş bir TypeScript React template'i üzerinde bu işlemleri yapacağız. With'in her zaman bize verdiği counter denen o komponentı alacağız. Bir benzerini class ile yazacağız. Aynısının bir benzerini. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Burada app.tsx diye gördüğümüz şey arkadaşlar bizim main'de çağırdığımız yapı. Main denen şey bizim React uygulamamızın başlangıç noktası ve root'un içerisine gönderilen temel React komponentu. React'te her şey bir komponent. React uygulamasının kendisi de root'a giydirilen ana komponent. Gördüğünüz gibi bu da bir komponent. Strict mod'dan dolayı diğer strict mod'la ilgili işleri sildim ve şurada kullanılmayanları da sildikten sonra ne görüyorum? Render app denen şey benim app komponentim. O ne? O burada. Gördüğünüz gibi bir function component. Bu bir function component ve ben aynısını class component'la yazmayı deneyeceğim. Function component'larla beraber gelen use state, use context gibi hook'lar aslında use ref gibi class component'larda yoklar. Class component'larda onlar yerine alternatifleri var. Bir class üzerinde class'ın temel aldığı, base aldığı ata sınıf üzerindeki tüm metotları kullanabiliyor olduğumuzu biliyoruz. Eğer override etmezsek o metotların çalışacağını da biliyoruz. Peki o halde state yönetmek için onun içerisinde kendine ait bir yöntem var. Use state ise function komponentlarda bir kimseden ata alamadığımız için bir şekilde state mekanizmasını buraya çağırmamızın yolu programlama literatüründe bu tarz işlemlere composition denir. Yani bu bir composition yöntemidir. Inheritance over composition diye Google'da aradığınız zaman birçok makale bulacaksınız veya composition over inheritance diye. Bu iki yaklaşımın birbirleriyle olan kıyaslamalarıyla ilgili birçok yazı bulabilirsiniz. Class component yapısında inheritance kullanılırken function komponentlarda inherit etmek de mümkün olmadığı için mecburen composition kullanılmış ve anlaşılması da daha kolay olduğunu düşünüyorum. Pekala, bu app.tsx'i app2 diye yeni bir komponentumuzu yaratalım arkadaşlar. App2.tsx. Bizim için artık app2. Neye benzeyecek bu app2? Object oriented yazıyoruz. Class app2 extends component. Component denen React'in kendi içinden gelen bir sınıf var. Ve biz ondan extend alıyoruz. O halde sınıflardan bildiğimiz gibi constructor'lar vardır. Doğru mu? Evet, constructor'ı olan bu elemente constructor fonksiyon komponentlarda fonksiyonun kendisi olduğu için bakın şöyle props diye bir şey vardı hatırlayın. Buraya şu an bir prop almamış ama bu constructor'da prop alacak olsaydı prop'u buradan alacaktı bu fonksiyon. Pekala, constructor'ın içerisinde yapmamız gereken şey temel olarak birçok object oriented programlamada kalıtım alan sınıflar ata sınıfın constructor'ını çağırırlar.
Yani bu zorunluluk değil. Fakat uygulamanın mimarisinde gereksinim olabilir. React uygulamalarında da komponent yapısında gereksinimdir arkadaşlar. Super diyerek JavaScript'te ata sınıfları böyle çağırırız arkadaşlar. Props'u aldığımızı ve props'u verdiğimizi burada düşünüyoruz, varsayıyoruz. Peki props'un any tipinde olduğunu söylüyor. Buraya hemen şey yazalım. Type app props diyerek arkadaşlar boş bir tür yaratalım ve onun içerisinde de bunun türünün bu olduğunu belirtelim. Pekala. Bunun içerisine de bir tane bir şey koyalım ki TypeScript ile uğraşmayalım. Optional bir şey. O halde ne diyor burada? Hiç kullanmadığımızı söylüyor. Hiç kullanmadıysak export class app2 diyerek bunu da bu problemini de ortadan kaldırıyoruz. Export default hatta bu bunun. Default exportu bunun bu. Bu dosyanın. Tıpkı app.tsx'te function'ı tanımlayıp daha sonra default export yaptığınız gibi. Burada da bu şekilde yapabiliriz. Ya da en aşağıya gelip app2 diyebiliriz. Hiçbir farkı yok şu anda. Ya yani export import modül açısından bir farkları yok. Tabii ki bu class komponentların fonksiyon komponentlerden farkları var. Peki burada fonksiyonda return ettiğimiz şey burada bir şeyin return olması lazım. O class komponenta geldiğimiz zaman ismi render olan bir fonksiyon. Render fonksiyonunun return'ü bizim buradaki function komponenttaki return'ümüz gibi çalışır. Pekala, return diyelim o halde. Return bir div olsun ve desin ki bu bir class komponenttir. Dedikten sonra arkadaşlar şunu yapabiliriz artık. Main'de app2'yi ağırlayabiliriz. App2'yi ağırladığımız zaman app gereksiz oluyor. Ve bunu terminalimizde başlatalım uygulamalarımızı. Npm run dev dediğimizde görmeyi beklediğimiz şey burada. Bu bir class komponenttir. Class komponentun temel olarak render metodunun return'ünün ekrana basıldığını görmüş olduk. Peki, o halde bunun render metoduna şunları koyalım, değil mi? Bu React logo, with logo bunlar burada da olsunlar. Bunlar zaten sadece asset. O assetleri şu divimizin içerisine böyle bir div olsun ve o divimizin içerisine bunları koyalım. Fragment'la başlamış. Bunu da fragment'la başlatalım. Ne görüyoruz? Görmeyi beklediğimiz şeyi görüyoruz aslında. Bu logoları burada gördük. Pekala, o logolardan sonra bizi ne bekliyor arkadaşlar? Bu ve yavaşça artık fonksiyonların işletileceği yere doğru geliyoruz arkadaşlar. Bir state yazmamızın gerekeceği yere geliyoruz. Bunu da koyduktan sonra işte tam bu noktada bunu da koyalım. Kartın içerisinde şöyle bir yapı var dikkat ederseniz. Button, on click var ve button'ın count'u var. Peki button'ı olduğu gibi koyalım biz ve on click boş olsun şimdilik. En nihayetinde görüntüyü ortaya çıkarttıktan sonra arkadaşlar count is count. Tabii burada hata verme sebebi çok basit. Çünkü bu bir değişken arıyor bu isimde ve o şu anda yok. Count is yazsın şimdilik. Ve biz devam edelim. Görüntüyü ekranda oluşturmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir app var. Onun içerisinde div var. Onun içerisinde böyle bir şey var. Gördüğünüz gibi en nihayetinde p'miz var. Butondan aşağıda. Buradaki amacım ikisinde de aynı çıktının üretilebileceğini göstermek arkadaşlar. Div'den sonra da böyle bir şey varmış. Div'in bittiği yerde de böyle bir şey varmış. Tamam. O halde ufak nüanslar dışında burada birçok şey birbirine benziyor. Peki burada bir şey var. Bir fonksiyon var. Bu fonksiyon bunun içerisinde state'i, set count'u çağırıyor. Peki use state kullanamıyorsam
class komponentlerde ne yapmalıyım? Onun yerine bir state tanımlamalıyım ve useState gibi birden fazla kere o state'i oraya getiremiyorum. Bir durum var burada. Bir tane state oluyor. O state objesinin içerisinde this.state diye tanımlamak zorunda olduğum bu objenin içerisinde count diye başlangıç değeri olan bir number verebilirim. Tıpkı burada count set count useState 0 demesine benzer this state obje içerisinde count 0 diyerek işime devam edebiliyorum. Peki bu state'i nasıl bir artıracağım? Bu state'i şöyle bir artırıyorum arkadaşlar. Burada on click vardı hatırlarsanız diğerinde de. Bu on click arkadaşlar bir fonksiyon alıyor. O aldığı fonksiyon bir şeyleri çağıracak. Yani ne yapacak arkadaşlar? Şöyle yapalım şimdilik. Buraya console log diyelim öncelikle. Event'i yazıp yazamadığını, click'in oraya doğru geçip geçmediğini görelim. Console'a event'i yazıyorsa birçok şey yolundadır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi oraya yazıyor arkadaşlar. Peki bu console'a yazıyorsa artık şundan eminiz. Bu butona her bastığımda buradaki fonksiyon çalışıyor. Peki buradaki fonksiyona ben state'i bir güncelleyecek bir şey yaparsam. State'i bir güncellemek ne demek? Class komponentlarda this'in altında setState denen bir metot var arkadaşlar. SetState öncelikle this'in buradaki varlığını kontrol edelim. ConsoleLog this dediğimizde bakalım bizi ne bekliyor arkadaşlar. Her seferinde this'i yazdığında aslında o this'in bu esnada buraya basıldığı esnada ne olduğuna bakmak istiyoruz. Bastığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Böyle bir şey. İçerisinde state var, context var, props var. Aslında bizim class component yapımızın tamamını görüyoruz. O halde bunun altında bir de set state var. Bunu biliyoruz zaten. State'i güncellemek için bir metot. O halde onu çağıralım. This.setState. Aslında böyle bir fonksiyon var mı yok mu onu kontrol edelim konsola yazarak. Gördüğünüz gibi bu bir fonksiyon. Bu fonksiyon bizim partial state alıyor ve state'i onunla patchliyor. Yani biz buraya state'in tamamını vermek zorunda değiliz. Yeni halini yani bir öncekindeki gibi spread'e gerek yok. Buraya şunu yaptığımız zaman arkadaşlar set state deyip previous state diye alıp buraya verdiğimiz değeri bu değeri arkadaşlar şöyle patchleyeceğimiz yapıya getirebiliyoruz. Patchleyeceğimiz yapı ne? Count prev nokta count artı 1. Peki burada bize bir şey söylüyor. Diyor ki count does not exist on type ready only. Bu bizim state'imizi, sınıf state'imizin türünü, tipini buraya, bu sınıfa, bu class'a bildirmemiz gerektiği söyleniyor burada. Peki type app to state diyelim. Count number diyelim. Nasıl bildireceğiz? Tam olarak şöyle arkadaşlar. Geleceğiz buraya. App bir iki tane bu jenerik tip iki tane tip alıyor. App to props birincisi, ikincisi app to state. State'in türünü ve props'un türünü alıyor. Hatta bunun doğru olup olmadığını şuradan anlayabiliriz. Props'un tipini buradan sildiğimiz zaman buraya baktığımızda ona izin vermediğini fark ediyoruz. Burada props'u buraya yazmış olsak da bunu buraya yazmak zorundayız. Fakat state'in türüne baktığımız zaman arkadaşlar buradaki app to state'den geldiği burada çok belli. State'in türü kendisi bu bağlantıyı kuruyor React bizim için. O halde artık bu count'un az öncekinden farklı olarak altının yanmadığını ve tipinin number olduğunu bildiğini fark ediyoruz. O halde iyi gidiyor, iyi gidiyor diyebiliriz. Count'u bastığımız zaman, buraya bastığımız zaman bakalım state'i setliyor ama hiçbir yerde biz bunu yazmadığımız için göremiyoruz tabii ki. Diğer komponenta benzer bir yapıda count'u this.state.count'u buraya yazarsak 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde app komponentunun aynısı ama class'larla yazılmış halini burada gerçekleştirmiş olduk. Peki tek farkı bu mu hocam? Yani birisi render, diğeri return. Başka da bir state'leri yazma şekli mi? Hayır arkadaşlar. Use effect burada çok önemli bir farklılık getiriyor. Burada komponent her render edildiğinde yani bu
her render edildiğinde ne yapmak istiyoruz? Bir şey yapmak istiyoruz diyelim ki. Component update edildiğinde yapmak istediğimiz bir işlem var. Nereye yazıyoruz onu? Nereye yazmamız gerekiyor? Lifecycle metodu dediğimiz bir kısım var. Lifecycle metodu diye adlandırdığımız birkaç tane metot var. Bunlardan birincisi şu. Component didMount denen bir fonksiyon. Bu fonksiyon console.log burası bir kere çalışır dediğimizde arkadaşlar. Ben bunu sayfayı yenileyerek size gösterebilirim. Burası bir kere çalışır kısmını gördünüz. Bunu ben update ettiğimde de burası bir kere çalışır logo tekrar basılmıyor. Peki component did mount isminden de çok belli olduğu gibi component mount edildiğinde çalışacak. Component will component did update diye bir şey var bir de. Component did update. Buraya baktığımız zaman console log deyip burası her update de çalışır diyelim. O halde buna bastığım zaman arkadaşlar burası her update'te şuradaki count'un artmasını görüyorsunuz zaten. Her update'te çalışıyor. 2, 3, 4, 5 diye gördüğünüz gibi yeniden loglanıyor. Fakat burası bir kere çalışır denen yer bir kere çalışıyor. Peki bu main TSX'e gelelim. Bunu app2 ile app'in yerini tekrar değiştirelim. Tekrar bizim function component'ımızı kullanıyor olduk. Function component'ımızı kullanırken arkadaşlar buna bastığımızda component did mount ve component did update'in buradaki karşılıkları nelerdir? Onu görmeye çalışalım. Dedik ki use effect diye bir şey var. Bu use effect arkadaşlar bir fonksiyon alıyor içerisine. Bu fonksiyon console log burası bir kere çalışır dediğim yer hocam. Şimdi incelediğimiz zaman sayfayı yenileyelim. Burası bir kere çalışır gördünüz. Temizleyelim. Sayfayı yenileyelim. Burası bir kere çalışır gördünüz. Ne yaparsam yapayım. State'i de artırsam burası bir kere çalışır daha fazla çalışmıyor. Peki arkadaşlar buraya geldiğim zaman AP2 ile değiştirelim tekrar. 2'ye baktığım zaman ne görüyoruz? Burası bir kere çalışır yazan yer çalışıyor. Ve update henüz çalışmıyor. Component did update henüz gelmiyor. Bakın ben bastığımda her update'te çalışıyor. Peki tekrar yerlerini değiştirelim. App ile app2'nin. Yani class component'umuzun tekrar function component'umuza bakmasını sağlıyoruz app'te. Yani artık use effect çalışıyor. Use effect çalışırken burası bir kere çalışırın doğru çalıştığını gördük. Peki her update'te çalışacak bir efekt yazılabilir mi? Use effect. Gelip buraya dependency array'ine hiçbir şey yazmazsanız arkadaşlar her update'te çalışan bir şey yapmış olursunuz. Burası her update'te çalışır diyelim. Burası her update'de çalışır. Pekala. Her update olması demek function'ın her oluşturulması demek oluyor zaten. Bu bir update'tir. Ama ufak bir farkla. Component did mount'dan ufak bir farkı var. Component did mount ben update olmadan çalışmıyor. Use effect ise dependency array'i verilmemiş use effect veyahut dependency array'ine count'u verebilirsiniz. Count'u ve props'u verebilirsiniz. Değişeceğini kesin bildiğiniz şeyleri yani. Buraya props yazarsak. Bunları verdiğinizde ki zaten did update'te state'e ve props'a bakar. Burada bizim burada yaptığımız şey state'e ve props'a bakmasını sağlamak oluyor. Tabi state'in bir tipi olmadığı için şu anda şöyle yapabiliriz. Herhangi bir tipi olabilir yani. Burada herhangi bir tipi olduğunu varsayalım. Şöyle string olsun. Tamam. Bu ne demek? Props veya count değiştiği zaman tek bir state'imiz var. Burasının her update'de çalışacağını bekliyoruz. Peki hocam. Ufak bir farkla dedik. Sayfayı yeniliyorum ve burası bir kere çalışır olan çalışıyor. Burası her update'de çalışır olan da çalışıyor. Burasının sadece update'lerde çalışmasını sağlamanın yolu nedir? Birkaç yolu var. Bu yollardan en yaygını ben component'un mount edildiğini eğer kontrol edersem mount edilmemiş component'ta burayı çalıştırmamak olurdu. Ne demek? Bu gerçekleştirelim. Const deriz is mounted set is mounted
diye bir state yaratırız. Ve bu state bool'un türündedir. Ve başlangıç değeri false'tur. Mount edilmemiştir. Peki ne zaman mount edilir bu arkadaş? Burası bir kere çalışır denen yerde set is mounted'u gelip true yaparsak hocam. Bir kere çalıştığında burası true olur. Ve ilk çalışma anında her update'de çalışır dediğimiz bu yer var ya. Yani component did mount'un replikası yazalım üstüne. Component did update'in. Peki eğer mount edilmemişse return edecek bir fonksiyon olsaydı bu if is mounted deyip return deseydik aşağıdaki mount olmayan efekt tetiklenmesinde aşağıdaki satır çalışmayacaktı. Böylece is mounted'u da dinleyelim arkadaşlar. Is mounted'u da dinleyelim. Veya hiçbir şey dinlemeyelim. Aynı şey olur bu arada. Burada hiçbir şey olmamasıyla her şeyin olması aynı şey oluyor React açısından. Pekala. Şimdi ne yapıyoruz? Sayfamızı yeniliyoruz. Sayfayı yenilediğimizde her update'de çalışır dediğimiz kısmında başlangıçta da çalıştığını görüyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar is mount'u da dinliyor olmamız. Ne demek bu? Şimdi bakın sayfa tetiklendiği zaman burası çalışıyor, bir kere çalışacak diyoruz. Is mount'u değişiyor. Is mount'u değiştikten sonra burası da is mount'u değişmiş gibi çalışmaya devam ediyor. Peki ben is mount'u hariç her şeyi dinlersem ne olur? Tam olarak beklediğim şey olur. Count ve props değiştiğinde burası dinlenmeye başlayacak. Ama is mount'u değiştiğinde kimse ilgilenmeyecek onunla. O halde ilk render'da is mounted'u true'ya çeken bu satır sayesinde bu use effect'in yeniden çalışması tetiklenmiyor olacak. Yani izleyelim şimdi olanı biteni. Burası bir kere çalışır denen kısım çalıştı. Başka da hiçbir şey çalışmadı. Bastığımız zaman burası her update'de çalışır denen kısım çalışıyor. Ve diğer burası bir kere çalışır denen kısım çalışmıyor. O halde biz component did update ve component did mount'u burada bu lifecycle metodlarının her ikisinde use effect'le karşılayabiliyor olduğumuzu gördük. Use effect her ikisi için de geçerli. Peki arkadaşlar başka ne tür lifecycle metodları var? Onlardan da bahsedelim. Bir diğer lifecycle metodumuz component did unmount. Component will unmount. Özür diliyorum. Component will unmount metodu component'un unmount esnasında çalışıyor. Yani bir component'u unmount kim edebilir? Burada bir component koyalım, alt component ve onu unmount edebilecek bir yapıya getirelim. Veya app'in, buradaki app dediğimiz kısmın main içerisinde unmount edilebilmesiyle ilgilenebiliriz. Şimdi kolay yöntem olan ben bunun içerisine bir tane component koyacağım. O component'u unmount etmeye çalışacağım. Yani bunları bir üst component'la saracağım. Bu üst component'un adı arkadaşlar host olsun. Host.tsx ve ne olduğu çok önemli değil. Bu içeride şunu dönsün arkadaşlar. App'i dönsün ve bunu daha sonra değiştiririz. Bu da host'u çağırsın. Pekala. Şimdilik her şey yolunda gibi. O halde ben host denen bir komponentin içerisinde app'i veya app2'yi kullanacağım. Veya unmount edeceğim. Yani hocam şöyle bir şey yaparsam ben buraya bir tane div koyarsam. Sonra gelirsem buraya bu app'in buradaki varlığını bir state'e bağlarsam. Const is visible, set is visible diye bir state'im olursa başlangıçta true yani başlangıçta visible olan bir state'im var ve bir de butonum var. Bu butonda göster, gizle ve on click'i de set
set is visible'ı değerini tersine çevirmek olabilir. Evet. Is visible'ın değerini tersine çeviren bir fonksiyon. Göstergizde butonunu koyduk arkadaşlar. Is visible'a göre de app'in render durumunu değiştirelim. Is visible ise app'in render durumu da bu şekildedir dedik. Peki bizim bu buton nerede arkadaşlar şimdi? Main'i kaydettiğimizde bizi bekliyor olacak. Göstergizle. Bakın göstergizle. Göstergizle. Gördüğümüz gibi arkadaşlar component'u mount unmount ediyor. Oraya koyuyor ve yok ediyor arkadaşlar. Burası bir kere çalışırın defalarca çalıştığını görüyorsunuz. Her göstermemde burası bir kere çalışır kısmı çalışıyor. Her tıkladığımda da her update'te çalışır kısmı çalışıyor. Gizlediğim zaman tekrar gösterdiğimde tekrar burası bir kere çalışır kısmı çalışıyor. Burada nerede unmount? Şimdi bunun kime baktığına bakalım. Bu app'e bakıyormuş. App'in içerisinde efektler var. Biz aslında burada şu anda lifecycle metotlarını hedeflediğimiz için ben bunu app2 diye değiştireceğim. Ve app2'nin unmount'unda neyi yönetebildiğime bakacağım. Component will unmount dediğim zaman console.log comp bu component sökülecek. Yerinden sökülecek. O halde bu component yerinden sökülecek dediğimde host'un içerisinde bu import'u tamamlayalım. Evet. Göster dediğim zaman, yani gizle dediğim zaman bu komponent sökülecek dedi. Yani ben bir komponentin sadece oraya gelirken değil, giderkenki durumunu da yönetebiliyorum. Peki use effect'te bunu yapabiliyor muyum? Evet, yapabiliyorum. Use effect'te biraz garip bir yolu var, doğru. Burada use effect'in arkadaşlar her effect'in bir return'ı var. Her effect'in return'ı arkadaşlar o effect'in render cycle'ı sonlandığında, o efekti gerçekleştiren render bittiğinde çağrılan bir fonksiyon bekler bizi. Ne demek istedik? Buraya yazdığımız return, şu anda buraya yazacak olduğumuz return, tıpkı component did mount'u gerçekleştiriyor olduğu gibi, ne yazarsak unmount anında bu çalıştırılacaktır. Console.log bu bileşen sökülecek. Dediğimizde arkadaşlar host app dediğimizde bakalım bizi ne bekliyor. Bu bileşen sökülecek. Bakın birine component yazmıştım. Bilinçli olarak farkı görmemiz adına. Bu bileşen sökülecek. O halde use effect'te bu lifecycle metodlarının yaptığı her şeyi yapabiliyorum. Ve onları tek bir use effect altında da toplayabiliyorum istersen. Çünkü use effect her render'da çağrılan component dependency array'inde bir şeyler varsa onları gerçekleştirecek olan bir composition. Tamam o halde. Use effect ile lifecycle metodlarının birbirlerini karşıladığını da gördükten sonra diğer konumuza geçebiliriz. Burada şundan bahsetmenin çok ciddi faydası var arkadaşlar. Bu her ikisinde de kullandığımız bir metod var gördüğünüz gibi. Biz button'ın onClick'ine koymuşuz. Peki bu app2 yani bizim class komponentumuzun içerisinde ve burada ayrı bunu diğer uygulamalarımızda olduğu gibi bunu bir handler'a ayırmak istersek ne yapmamız lazım? Function komponentlarda daha önce yapmıştık. Nasıldı arkadaşlar bu? Şuydu değil mi? Handle click diye bir metot olabilir. İsmini bizim belirleyeceğimiz. Buraya da const handle click eşittir diyerek bu metodu buraya yapıştırabiliriz. Bu metot burada ve app.tsx eğer host tarafından gözlemleniyorsa hiçbir şey değişmeden çalışacaktır. Çalışıyor da. Peki app2.tsx'e geçelim. App2.tsx'e bakıyor artık hostumuz. Ve burada bunu alıp const diye bir yere tanımlamalı mıyız? Yani handle click dedik. O const burada nerede olacak arkadaşlar? Burada aslında bu bir sınıf ve sınıfın altında bir komponentu bir class olarak düşündüğünüz zaman komponentun tüm yetenekleri o class'ın metotlarında tanımlanabilmelidir. Zaten öyle değilse class olmasının bir mantığı kalmıyor. Peki adı da handle
click olsun arkadaşlar. Handle click de şöyle tanımlanmış olsun. Normal bir sınıfın altında metot tanımlar gibi. Arrow function'a gerek yok. Peki handle click'i arkadaşlar artık this diye erişebiliyoruz. This.handle click diye erişebiliyoruz. Pekala. İzleyelim bakalım bizi ne bekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya geliyorsunuz eğer bunu bu şekilde yaparsanız. İşte burada o ayrımı bilmemiz gerekiyor. This ne anlama geliyor JavaScript'te? This is undefined diyor. Ne demek bu? Şimdi arkadaşlar burada onClick eventinin içerisinde this denen bir şey yok. Ben buraya biraz önce arrow function koyduğum zaman arrow function'lar kendi çalıştıkları andaki this'e bakarlar. Fakat bu bir arrow function değil. O halde ne yapmam gerekiyor? This'i buna bind etmem gerekiyor. Bu bir function. Ve benim buna this bind this demem gerekiyor arkadaşlar. Peki bind this dedikten sonra yani this objesi benim şu anda kullandığım this objesidir anlamına gelen bir metot bu. Fonksiyonlara üzerinde kullanılabilir bir JavaScript metodudur. Tüm fonksiyonlara yapabilirsiniz. Fonksiyonun gözlemlediği this objesinin ne olduğunu ona bildirirsiniz. Buraya bambaşka bir obje de verebilirdik. Sıfırdan bir obje de yaratabilirdik. Veya şu andaki this objesi bu fonksiyonun bakması gereken this objesidir de diyebiliriz. Bu yöntemlerden bir tanesi. Bakın her bastığımda çalışıyor artık. Böyle yapılabilir. Şöyle yapılabilir arkadaşlar. Bunu alıp şöyle yapabiliriz. Constructor'da verebiliriz. Ne yapmamız gerekir Constructor'da? Aslında bizim elimizde this nokta handle click var. O handle click'e this'i bind etmemiz yeterli. Ne demek? Uzun bir işlem. This nokta handle click nokta bind Constructor'ın içerisindeyim. Ne yapacağım? This'i bind edeceğim. Bu kadar yapmam gereken şey. Kaç tane event listener'ım varsa hepsine burada kaç tane böyle objelerin üzerine event olarak geçtiğim handler varsa hepsine this'i bind etmem gerekiyor. Handle click, handle remove, handle o bu diye bunların hepsini yapmalıyım. Yoksa tıkladığım anda this objesini bulamıyor maalesef. Bu da arkadaşlar tabii kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Şunu göreceğiz sayfayı yenilediğimizde. Artık buradaki this handle click eşittir. Bunun bind edilmiş hali. Bind edilmiş hali yepyeni bir fonksiyon ve ben bunu buna eşitliyorum. Constructor'da bir sefere mahsus. Tıkladığımda artık burası hurry up back'te çalışıyor ve count da artıyor, artarak ilerliyor. İşte bu tarz insanların kafasını karıştıran şeylerden dolayı arkadaşlar function component yapısına geçildi. React ekibi tarafından yepyeni bir yaklaşım olarak benimsendi ve geliştirildi. Böyle kullanılabilir. Bind edebilirsiniz Constructor'da. Çağırdığınız yerde bind edebilirsiniz gibi birçok şekilde bu kullanılabiliyor. İşin en optimum hali bu. Burada bind etmek. Burada bind edip tüm handler'larınızı this'e erişebilir hale getirmek. This objesine. Pekala. Bir ufak farklılık daha var. Bilmemiz gereken çok önemli. Bilmemiz gereken bir konu daha var. Şimdi burada arkadaşlar bakın ben burada şunu yapsam. Console log desem this nokta handle click. Yani kendisinden bahsediyorum ben burada. Console'a yazsam bunu ve birkaç her seferinde de yeniden yazacak olsa. Tıkladım. Kaydedelim. Kaydettikten sonra tıkladım. Bound function object diyor. Global değişken olarak depoladım. Adı da temp 0 şu anda. Console'umu temizledim. Bir daha tıkladım. Bir tane daha var. Onu da global değişken olarak atadım. Console'umu temizledim. Bir tane daha yaptım. Onu da global değişken olarak atadım. Console'u temizlediğimde temp 0 eşit midir temp 1'e? True. Yani burada handle click metodun kendisi her seferinde aynı referansta. Temp 1 eşit midir temp 2'ye? Evet. Pekala arkadaşlar hostumuzu diğer yöne baktıralım. Farkı iyice anlamamız açısından burası önemli. App'te de şurada arkadaşlar handle click'i ekrana yazacak şekle getirelim. Console log diyelim.
Handle click. Burada handle click, orada this handle click'ti. Sayfamızı yeniliyoruz. Bastığımda function handle click. Global değişken olarak atadık. Temp 0. Temizleyelim. Bir tane daha yapalım. Temizleyelim. Bir tane daha yapalım. Şimdi temizleyelim ve bakalım arkadaşlar. Temp 0 eşit midir temp 1'e? False. Nedeni de şu arkadaşlar. Bu function her yaratıldığında, her seferinde bu yeniden yaratılıyor. Handle click. Bu handle click yeni bir fonksiyon. Yepyeni bir fonksiyon. Bu yepyeni fonksiyon sayesinde arkadaşlar ne yapıyoruz biz? Bunu prop olarak buraya veriyoruz. Peki bunun referansı her seferinde değişiyorsa ne olacaktır? Buton propları değişen bir komponent. Varsayalım ki bu buton bizim native buton olmasa, bizim gayet zor yollardan hesaplanan, zor hesaplanıp zor render edilen büyük bir komponent olsa ve ona sırf event, aynı event olduğu halde, bakın birebir aynısı olduğu halde referansı değiştiği için bu adam kendisinin prop'u değişmiş gibi davranacağından, yeniden o zor hesaplamalara gireceği için bir optimizasyon problemiyle karşı karşıya geliyoruz. Bu optimizasyon problemi class komponentlarda yoktu. Class komponentlardayken biz hiç referansını kaybetmiyorduk handler'ların. Her seferinde aynı referans. Dolayısıyla ben bunu neyin altına verirsem vereyim, her seferinde bu referansı kaybetmediği için her seferinde onu orada bulacaktı. Tamam. Peki bunun önüne geçmenin bir yolu yok mu? Var arkadaşlar. Onun da yolu bunu use callback denen bir metotla yaratmak. Use callback ile yarattığımızda, bu da React'in içinden çıkıyor zaten, kendiliğinden var. Use callback ile yarattığımız zaman şuraya aynı use effect'teki gibi hiçbir farkı yok. Bir dependency array veriyorsunuz ve ortaya çıkan sonuç arkadaşlar handle click her zaman bu use callback'in yarattığı handle click. Bir sefer yaratılıyorsa o her seferinde aynı referanstır. Deneyelim. Tıkladık. Function handle click. Global değişken olarak atadık. Tabi sayfayı yenileyelim ki diğerleri sıfırlansın, değil mi? 0, 1, 2, 3 olanlar. Tamam. Konsolumuzu temizledik. Bastık. Global değişken olarak atadık. Temp 0. Bastık. Global değişken olarak atadık. Temp 1. Bastık. Global değişken olarak atadık. Temp 2. Şimdi temizleyelim. Temp 0. Acaba temp 1'e eşit mi? Evet arkadaşlar, eşit. Ve bu sayede handle click'i prop olarak verdiğimiz adamlar, handle click'i prop olarak alan adamlar hiçbir zaman bunun referansı değiştiği için kendilerini yeniden render etmek gibi bir zorunluluk hissetmeyecekler. Pahalı render maliyeti olan komponentlarınızda bu şekilde optimizasyon sağlayabiliriz. Optimizasyonun tek yolu use callback kullanmak değil, dersin devamında da, bu videonun devamında da diğer optimizasyon yöntemlerinden bahsediyor olacağız. Evet, sınıf tabanlı komponentlardan bahsettikten sonra artık modern yapıya devam edebiliriz. Yani fonksiyon tabanlı komponentlarla ilerleyeceğiz. Burada dedik ki optimizasyonun, performans optimizasyonun tek yolu bu değildir. Yani burada bahsettiğimiz şey use callback'in kullanılması ve proplara bu eventlerin, event handler'ların tek bir referans, sabit referansla geçirilmesi bir optimizasyon yöntemi. Fakat bunun gibi birkaç optimizasyon yöntemi daha var. Mesela bu her zaman bir fonksiyon olmak zorunda değil. Bir fonksiyonu memoize ettiğimizde bu şekilde use callback'i kullanabiliriz. Peki sadece biz fonksiyonları mı memoize ediyoruz? Hayır arkadaşlar. Biz gerçekten şunları da memoize edebiliriz. Bir objeyi. Ne demek objeyi memoize etmek? Const some object dediğimizde biz bir obje yapabiliriz burada. Diyebiliriz ki name Hakan, age 31 diye biz bu objemizi yarattıktan sonra arkadaşlar bu objemizi bir yerlerde konsola yazabiliriz. Bir yerlerde prop olarak kullanabiliriz. Herhangi bir şey yapabiliriz. Bunu şimdi konsola yazdığımızda şunu göreceğiz arkadaşlar.
some object dediğimizi görüyoruz. Evet, object name Hakan, yaş 31. Peki ben bu count'u, bunu bir yazalım. Global değişken olarak atayalım. Temp 3 oldu ismi. Ben bunu tekrar yazdığım zaman gördüğünüz gibi tekrar oluşuyor her şey. Ve Hakan da tekrar buraya geliyor. Global değişken olarak bunu da sakladığımız zaman temp 4. Temp 4'teki Hakan'la temp 3'teki Hakan'ın aslında aynı şey olmadığını görüyoruz. Ve bu sadece referansı korumak için değil arkadaşlar. Bazen bunun hesaplanması da maliyetli olabilir. Mesela uzun bir maliyetli bir matematiksel işlem veya bir dosya içerisindeki bir tarama, bir array üzerinde bir filtreleme işlemi yapıldıktan sonra bulunan sonuç gibi uzun hesaplama, işlemci yükü gerektiren, işlemci gücü gerektiren bir şeyin sonucunu burada saklayıp her renderda hiç değişmediğini bildiğimiz halde yeniden hesaplanmasını burada optimize etmezsek bu şekilde yapmış oluyoruz. Peki nasıl optimize edeceğiz? Bu tarz değerleri useMemo diye bir hook'umuz var. useMemo'nun return değeri neyse, return edilen değeri neyse, şimdi return ediyoruz bunu. Ve onun dependency array'ine tıpkı diğerlerinde olduğu gibi boş bir dizi veriyoruz. Ve artık bu sum object, sayfayı yenilediğimizde göreceğiz ki sum object'e erişmeye çalıştığımız zaman her zaman biz aynı objeyi görüyor olacağız. Şimdi baktığımızda sum object'i konsola yazan 29. satır işte burası. Peki ben ne yapıyorum? Bunu arkadaşlar global değişken olarak atıyorum. Temp 0. Geliyorum buraya. Tekrar bunu global değişken olarak atıyorum. Temp 1. Temp 0 ile temp 1'in birbirlerine eşit olduğunu görüyoruz. Bu da bunun bir şeyin prop'unu aktardığım zaman onun referansının değişmediği için prop'ta bir değişiklik sezmeyerek o komponentin yeniden render edilmesini engelleyeceğini biliyoruz. Ayrıyetten de buradaki dependency array yeniden buradaki dependency array'de bir değişiklik olmadığı için çünkü boş bir dizi izleyeceği hiç herhangi bir şey yok. Bu sum object objesinin üretilmesi için gereken işlemci gücünü de tekrardan harcanmayacağını biliyor oluyoruz. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Bir diğer optimizasyon yöntemi ise arkadaşlar React Memo dediğimiz kısım. React Memo diye bir metot var, fonksiyon var React'in içerisinde. Bu fonksiyonla birlikte çağırdığımız gruptaki komponentler diyelim. Komponentu bu şekilde export ettiğimizde onun hangi durumlarda yeniden render edilip edilmeyeceğini yönetebiliyoruz. Şimdi React Memo'nun olmadığı bir durumda o komponentun render döngüsünü inceleyelim. Bu bizim komponentumuz ve bu ne zaman render olur? Birkaç durum var bunun render olmasını gerektiren. Bunlardan bir tanesi count'un değişmesi. Count'un değişmesi durumunda bu her zaman her durumda render edilecektir. Bir diğer durumsa host elementinin yani parent'ın yeniden render edilmesi. Yeniden render edildiği zaman bunun altındaki app haliyle yeniden render edilecektir. Yeniden render edilip edilmediğini şöyle canlandırabiliriz arkadaşlar. Buraya bir tane state koyarız. Const refresh count ve set refresh count diye. Refresh count'un değişmesi durumunda bu host komponentunun state'i değiştiği için kendisinin yeniden render edileceğini biliyoruz değil mi? Number tipinde ve başlangıcı 0 olan. Peki şuraya bir tane daha buton koysak ve burada refresh olsa on klikte her zaman şunu çağırabiliriz arkadaşlar. Set refresh count priv artı 1. Pekala refresh count'u 1 artırarak bunun sürekli render edileceğini biliyoruz. Burada da refresh'in yanına refresh count'u yazalım ve böylelikle kaçıncı refresh'te olduğumuzu da buraya koymuş olalım. Peki bunun yeniden render edildiğini nereden bileceğiz? Şuraya bir console log koyarız. Host rendered. Yanına da bir random bir matematiksel sayı koyalım ki console'da üst üste geldiğinde yanında 1, 2, 3, 4 yazıyor. Biz onun yerine console'da her seferinde yeni bir satır oluşturmasını sağlamanın yolu da met random dersiniz. Her seferinde farklı bir log değeri üreteceği için bu her seferinde yeniden console'da host rendered yazacaktır. Host rendered, host rendered, host rendered. Peki ne görüyoruz? Burası her update'te çalışır diyor. Peki ben bunu update ediyor muyum? Yani burada bahsettiğimiz şey app. Bunu update etmediğim halde yani burası her update'te çalışır kısmı neden çalışıyor? Çünkü arkadaşlar host'un yeniden render edilmiş olması
App'i de yeniden render ediyor. App yeniden render edildiği zaman da gördüğümüz gibi app'in render döngüsü de baştan başlıyor. Kendisi sanki update edilmiş gibi. Peki bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bunu React Memo ile sararız. React Memo bizim için bir fonksiyon. React paketinin içinden çıkıyor. Ve bu React Memo parametreler alıyor arkadaşlar. Bu parametrelere göre render'ın edilip edilmeyeceğine karar veriyor. Herhangi bir parametre vermezseniz app'in, yani içine verdiğimiz komponentin prop'larının değişmemesi durumunda kendisini yeniden render etmeyeceğine karar veriyor. Prop'ları ne burada? Hiçbir prop yok. Host app'i çağırırken herhangi bir prop'la çağırmıyor. O halde host defalarca da yeniden render edilse memoize edildiği için app komponenti hiçbir şekilde buradan dolayı yeniden, yani buradaki render döngüsünün baştan başlamış olmasından dolayı kendisi her update'te çalışır dediğimiz bu kısmı çalıştırmayacaktır. Şimdi izliyoruz hep birlikte. Burada her şey normal. Host rendered ve burası bir kere çalışır kısmı çalıştı. Farklı olarak ne görüyoruz? Host rendered'ı görüyoruz. Yani bunun yeniden render edilmediğini görüyoruz. Bunun yeniden render edilmesi için kendi içerisinde kendi state'inin değişmesiyle ancak tetiklenen bir durum söz konusu. Burada React Memo'nun böyle bir optimizasyon yöntemi olarak kullanılabildiğini görüyoruz. Eğer ki parent component'un üzerinde yapılan değişiklikler, yeniden render edilmesi vesaire, alttaki child component'un görüntüsünde render sağladığı render edilmiş HTML'de herhangi bir değişiklik yapmayacağına eminseniz bunu React Memo ile render etmeniz çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Birçok komponent için bu geçerlidir arkadaşlar. Burada hiçbir sakınca yoktur. Ne yaptığınızı biliyorsanız React Memo gerçekten sizin uygulamalarınızın performansını ciddi anlamda artıracaktır. Bir diğer konumuz arkadaşlar, state ve useRef arasındaki farkı derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdi bir render döngüsünden bahsettik ve render oldukça her şeyin kaybolduğunu görüyoruz. Yani bizim herhangi bir buraya bir şey tanımladığımız zaman, örnek veriyorum, state'lerin burada olmadığını varsayalım. Burada böyle bir state olmadığını varsayalım. Şu count'un bir let olduğunu varsayalım. Let count eşittir 0. Peki ben bu count'u şöyle güncelleyebilir miyim? Bunu da iptal edelim. Şöyle güncelleyebilir miyim? Count eşittir count artı 1. Arkadaşlar hiçbir şey yapmayacaktır bu. Çünkü ben count'u bir güncellesem dahi bu klikte, bu sayfanın yeniden render edilmeyeceği aşikardır. Peki yeniden render edilecek olsa, yani yeniden render edileceğini garanti etsek bir şekilde count'u bir arttırdığımız halde. Öncelikle yeniden render edilmemiş haliyle bunu inceleyelim. Sayfayı yeniliyoruz. Buna bastığımız zaman siz de gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Peki bir de sayfayı yeniden render edeceğini tetikleyecek bir şey koyalım. Az önceki host'ta olduğu gibi bir refresh count bu işi çözer. Sonuçta state'ler değiştiği zaman biz biliyoruz ki komponentler yeniden render edilir. Tamam, yeniden render edildiğinde count'un bir artırılmış olduğunu mu göreceğiz? Hayır, görmeyeceğiz. Şimdi onu da gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ben bu click handler'ın içerisine, handle click'e bir de set refresh count derim. Preview artı 1 derim. Bu refresh count'un bir değişecek olması, bir artacak olması kesinlikle benim render döngümü baştan başlatacaktır. Yani update olacaktır komponentim. Peki update olduğunda count'u da bir artırmış olduğum için count'un bir artırılmış halini burada görmeyi bekliyor muyum? Beklememeliyim. Nedeni de bu arkadaşlar, çok basit bir nedeni var. Bu bir fonksiyondur ve baştan çalıştığında baştan count'u sıfıra eşitleyecektir. Ve o count az önceki count değil zaten. Burada count'u her seferinde sıfıra eşitleyen bir satır var. Count sıfırdan farklıysa veya count ne olursa olsun burada onu bir şeye assign ediyorsak her seferinde count en başından başlıyor. Bu da örneği arkadaşlar. Biz defalarca da bassak count 0. Count'un yükseltilmiş değerine erişmemizin iki yolu var arkadaşlar. Birincisi count'u state'de saklamak. Peki arkadaşlar, count'u state'de sakladığımızda, count'u state'de saklayalım. Tıpkı az önceki gibi count'u state'de sakladığımızda zaten count'taki değişim refresh de tetikleyeceği için burada bu şekilde
bir şey olacaktır. Count'u yeniden yükseltecektir her seferinde. Peki ben count'a burada ihtiyacım yoksa, ekranda basmaya ihtiyacım yoksa count is diye. Buraya increase count diyelim. Tek görevi count'u bir yükseltmek olsun bunun. Ve count'un yükseltilmiş değerine de başka bir butonda ihtiyacımız olsun. O da button on click console log count diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bu butonun da ismi get count value olsun. Pekala. Şimdi sayfayı yenilediğimizde şöyle bir şey var. Increase count var. Count'u 1 artırıyor. Ve get count value var. Artırdığımız değeri ekranda konsolda gösteriyor. Increase count diyoruz. Ve tekrar bastığımızda 11 görüyoruz. Peki ben bu increase count'u her bastığımda update'in çalıştığını görüyorum. Yani render baştan başlıyor ve maliyetli bir render'sa vay halimize. Ve ekranda herhangi bir değişiklik olmuyor. Neden bu render'ı baştan başlatıyoruz? Hiçbir anlamı yok. Bunun da önüne geçebiliyoruz arkadaşlar. İki yol var dedik. Render'lar arasında veri saklamanın iki yolu var. Biri state, diğeri ref. Ref'in daha önce bir farklı kullanımını gördük. Reference value'da onu aynen alabiliyorduk arkadaşlar. Peki ref'i şimdi veri saklamak için kullanacağız. Const count eşittir use ref diyeceğiz. Tıpkı state'deki gibi bir başlangıç değeri verebiliyoruz arkadaşlar. Count'un, bunu kapatalım. Count'un başlangıç değeri 0 ve burada current denen bir alt field'ı var. Count'un kendisi ref'le yarattığımız şey bir objedir ve referansı sabittir. Bu referansa sabit olan objenin field'ı üzerinde işlem yapılıyor. Ne demek field'ı üzerinde işlem yapmak? Set count count artı 1 yerine burada şöyle bir işlem yapılıyor. Count.current eşittir count.current artı 1. Dediğimiz zaman aslında ben count'un referansı sabit ama içindeki field'ı istediğim gibi set edebiliyorum. Ve sabit referanslı olması benim renderlarım arasında bu veriyi kaybetmememe yol açıyor, önümü açıyor, bunu sağlıyor. Handle click'te kendisini ekrana yazmışız. Bunlar artık gerekli değil. Başka bir konuyu anlatırken kullandığımız yapılar. Peki count current artı 1 dediğim zaman her seferinde burada console log count nokta current dersem get count value count nokta current'taki son değeri bana gösterecektir. Increase count da count'un değerini birer birer yükseltecektir. Ve render yeniden tetiklenmeyecektir. Bu sayede ben renderlar arasında veri saklaması yapabiliyorken aynı anda render edilmemesini de sağlıyorum. Renderlar arasında veriyi saklıyorum. Ve onun yeniden render edilmemesi gibi bir doğal sonuç da ortaya çıkıyor. Pekala arkadaşlar. Increase count dediğim zaman, get count value dediğim zaman 3'ü görüyoruz. Basmaya devam ediyorum. Get count value dediğim zaman 11'i görüyorum. Ben buna ne kadar tıklarsam 3, 4, 5, 6, 7 kere tıkladığımda işte 18'i burada görüyorum. Peki bunu ben nereden biliyorum kesinlikle renderlar arasında da bu verinin kaybolmadığını? Render'ı da tetikleyecek bir şey koyabiliriz. Button deriz. Refresh deriz. Ve bu refresh arkadaşlar render'ı yeniden tetikleyecek bile olsa. Yani ne demek render'ı yeniden tetiklemek? Refresh count mekanizmasının aynısını buraya yeniden koyarız. Refresh count'u 1 artıracak da olsam ne demek refresh count'u 1 artırıyor olmak? Sayfanın yeniden render edilmesini aslında bir nevi sağlamış oluyorum. On click set refresh count priv artı 1. Yeniden render edileceğine eminim ve bu konsolda bunu izleyeceğim. Refresh dediğim anda yeniden render ediliyor gördüğünüz gibi. Yeniden render edildiğinde yazdığı bir şey bu konsola. 36. satırdan geliyor. İzleyelim. 36. satıra baktığımızda yeniden render edildiğinde yazdığı bir yapı görüyoruz. Peki get count value dediğimde 0, increase count diyorum 6. Refresh'e bastığım zaman get count value tekrar dediğim zaman 6'yı görüyorum. Peki arkadaşlar böyle olmasa, count burada olmasa, renderlar arasında bu şekilde değil de az önceki gibi bir let ile saklasam arkadaşlar, hiç render etmesem her şey yolunda gibi. Let count fonksiyonum çalıştığı bir count yarattım. Count'um 0'dan başladı.
gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu count sıfırdan başlayan count'u her click olayı olduğunda biraz önce yaptığım gibi count eşittir count artı 1 diyerek 1 artırabilirim. Ve burada da şurada console.log count diyerek count ekrana yazabilirim. Peki şimdi arkadaşlar sayfam hiç render edilmeden count'un değerini yükselterek ona erişmeye çalışıyorum. Get count value 0, increase count tekrar bastığım zaman 0. Yani arkadaşlar ne yaparsak yapalım React bunu yapmamıza izin vermiyor. React bu komponentle bunun çok basit bir sebebi var. Closure. Closure ne demek? Ben bu fonksiyonu yarattığım andaki count değeri neyse count'un o anki değerine erişebiliyorum. State'lerde de bu aynı şekilde geçerli. Peki count nokta current'a nasıl erişiyorum? Count'un o anki değeri hiç değişmedi. Referans sabit bir yerde saklanıyor ve count'un içerisindeki current denen bir şey değişiyor. Onun bir field'ı, onun bir field'ının değeri. Yani count objesinin referansı hiç değişmediği için aslında closure'a bakıldığında bu hala tutarlı. Evet arkadaşlar, state'ler useState ve useRef arasındaki mekanizma farkını anlatmış olduk. Temelde ikisi de renderlar arasında veriyi saklamamıza yarıyor. Fakat state değiştiğinde render döngüsü baştan başlıyor. Ref'in sakladığı değerde herhangi bir değişiklik olduğu zaman render döngüsüne etki etmiyor.